Ya doğru söylüyorsunuz ya. 31 Mart'ta açık oralar. Ya o gün seçim var ya. Evet ya. Ya arkadaş, seçim günü olan bir günü nasıl siz tarih son 31 dersiniz? Dersinize iyi çalışamamışsınız. 30 Mart'ı ben verdim sevgili seyirciler. Olur da biri 29 Mart derse emin olun o adam sahtekardır. Emin olun o dolandırıcıdır. Emin ol benim size söylediğim simsardır. 31 Mart'tan bahsetmiyorum. 31 Mart'ta hiçbir şey yok. 30 Mart'tan önce söyleyen olursa biziz. Bunu da buradan vurgulamak istedim. O yüzden direkt gözlerinize bakarak söylüyorum sevgili seyirciler. 30 Mart çok önemli. 30 Mart neden önemli? Açıyorum şimdi. Avrupa'da yardım alanlar dedik. Avrupa'da çalışanlar dedik. Türkiye'de artık bazı sosyal güvenlik şartlarını yerine getirirken, bakın çok önemli. Sosyal güvenlik kurumunun şartlarını yerine getirirseniz sorun yok. Bu şartları da biz biliyoruz ne olduğunu. Bir de sosyal güvenlik kurumu biliyor. Yani kısacası siz sosyal güvenlik kurumunun şartlarını yerine getirmeden, gizlilik ilkesine uymadan, formları doldurmadan, size vereceğimiz bazı dilekçe örneklerini, bazı formları doldurmadan yardım alırsanız o zaman suç. O zaman Avrupa'da sıkıntı yaşarsınız. Peki bu genelgedeki bu boşluk neyi gösteriyor? Genelgedeki bu boşluk aslında Avrupa'da yardım al, Türkiye'ye yatırım yap demek istiyor. O yüzden sizlerden ricam var. Şimdi birazdan Furkan kardeşimden isteyeceğim. İletişim numaralarını gösterecek. Lütfen Avrupa'da yardım almak isteyenler, Avrupa'da yardım alırken Türkiye'den maaş almak isteyenler, Avrupa'da çalışıp Türkiye'den maaş almak isteyenler Furkan kardeşimin gösterdiği bu iletişim numaralarından WhatsApp yolu ile bakın WhatsApp yolu ile yazın bize ulaştırın ya da arayıp WhatsApp arabalı bize söyleyin. Birazdan canlı yayın numaralarım ekranda da var. 530-872-1881, 532-135-2488 bunlar benim canlı yayın numaralarım. Hadi arayın bakalım sizler ne zaman emekli olacaksınız? Ne kadar emekli maaşı alacaksınız? Furkan'a teşekkür ediyorum. Ne zaman emekli olacaksınız? Ne kadar maaş alacaksınız? Bunların hepsini anlatacağız. Burada ekranlarda söyleyeceğiz. O yüzden emekli aylıkları 1-1-2010'dan itibaren alan Avrupa'da yaşayan vatandaşlar. Emekli aylıklarınıza isterseniz ne yapabilirsiniz? Burada hazır itiraz edebilirsiniz. Çok basit. Avrupa'da emekli olanlar, emekli aylıklarını eksik aldığını düşünen sen Ayşe teyzem, sen Hüseyin amcam, sen Ali abim, Muhammed abim, Abdurrahman abim. Bakın bir daha söylüyorum. Emekli aylıklarınızı düşük olduğunu düşünüyorsanız, emsallerine uygun değil ise itiraz etme hakkınız var. Bu itiraz ne zamana kadar? 30 Mart'a kadar. Her şey 30 Mart'a bağlı. 30 Mart'a kadar çünkü 30 Mart'ta 2019-2021. Bu çok önemli. Birazdan onu da anlatacağım. 2019-2021 çok önemli. Yani önünüzde tam 3 yıl var. 3 yıl. Bu 3 yıl hem yardım alanlar hem çalışanlar için çok önemli. Lütfen bunu çok iyi hazırlayın ve değerlendirin. Şimdi biz itiraz dedik. Furkan kardeşime söyleyeceğim hazırlasın. 27 gün içinde itiraz etme hakkı var. Mesela bugün daha yeni emekli oldu. Emekli olan şimdi gösteriyor sevgili kameraman arkadaşımdan rica ediyorum yönetmenimden. Bu arada Kanal 7 ailesine bugün teşekkür ediyoruz. Bugün çok iyiyiz. Kandil simidinden tutun erken de olsa. Tatlılardan, keklerden de olsa Gazi abime çok teşekkür ederim. Herkes çok mükemmel bugün. Kameraman abilerim Allah onlardan hepsinden razı olsun. İstanbul yönetimi dahil. Bakın 27 gün içinde ilk defa açıklıyoruz. Bağlanan emekli maaşlarına 27 gün içinde itiraz. Şart. İtiraz edeceksiniz. İtiraz etmezseniz bu haklarınız ölmez ama arşive gider dosyanız. Arşive gider. O yüzden dikkat edin. Yurt dışı borçlanma formlarını doldururken dikkat edin. Bir ablamız vardı. İsmi Seyhan Çeker'di herhalde, değil mi? Seyhan Çeker'di. Seyhan Çeker ablam bizi izliyor. Seyhan Çeker ablamız biraz bana kızmış. Sana diyor mesaj atıyorum diyor cevap vermiyorsun. Görüyorsun diyor. Gördüğünü de görüyorum diyor. Dönmüyorsun diyor. Ya Seyhan abla Allah aşkına kurban olduğum ablam benim. Bir, cumartesi pazarları ben telefonuma bakmıyorum. Asistanım bakıyor. Hafta içi
Sabah 9'da akşam 7'ye kadar ben ilgileniyorum. Ama Seyhan abla, telefonum var ya, susmuyor. Arayıp benden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonunu bile istiyorlar ya. Ya yemin ediyorum ya. O duruma geldim yani. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonunu biliyorum ya da bilmiyorum. Ama sevgili seyirciler, lütfen Allah rızası için Cumhurbaşkanlığa yazabilirsiniz. Ama çok önemli bir sorun varsa ben seve seve yardımcı olurum. Bakın, ölüm kalım meselesi ise seve seve bir şekilde Cumhurbaşkanlığına ya da danışanlarına ulaşırım. Bunu bilin. Şimdi yayına alıyorum numaraları itiraz etmek için. Erhan Bey, 30 Mart dediğiniz bir, evet, mail geldi şu anda. Tabii, soru mu Fadime var? Fadime Gündüz. Evet, Fadime. Selam, Fadime Gündüz, Almanya'dan. Tamam, ne diyor? Selam Erhan Bey, ismim Fadime Gündüz. Almanya'da yaşıyorum. Sene 2000'de geldim Almanya'ya. 2 sene Almanya'da çalıştım. Çalışmışlığım var. Türkiye'de hiç çalışmışlığım yok. Tamam. Ama Türkiye'den emekli olmak istiyorum. 30 Mart'a kadar sizin yanınıza gelmek istiyorum. Bana randevu ve adres verir misiniz? Evet. Saygılar. Almanya'da mı? Almanya Erhan Bey. 2 hafta sonra Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'nın bölgesini belirtmemiş, değil mi? Hemen o zaman benim iletişim numaramı kendisine gönder. Mail olarak atıyorum. Sevgili seyirciler, biz 2 hafta sonra, şu anda karavan var ya, ikinci karavanımız yapılıyor. İkinci karavanla ben Hollanda'dan Almanya'ya geçeceğim. Dolayısıyla buradan söylüyorum, Hollanda, Amsterdam'a gideceğim, Rotterdam'a gideceğim, Bielefeld'e gideceğim. Bielefeld'e. Sevgili Şenol Sayılı abim var orada, çok değerli bir abim var. İnşallah bu hafta içi bizi ziyaret edecek. Şenol Sayılı abime tekrar gidip ziyaret edeceğiz. Çok sevgi değer insanlar, Sayılı kardeşler. Ada pazarlarında ve orada bir sosis işi yapıyorlar. Dolayısıyla onlara gidip uzun zamandır Avrupa'ya gitmeme yardımcı olan, destek olan Sayılı kardeşlere de teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bir